Merhabalar Alper abi. Niğde Kalesi program için geldik. Dediler ki şehrin merkezinde bir Alper abi var. Onun özel bir bürosu var. Bir gidin görün dediler. Biz de geldik. Sen de teşekkür ederiz. Bizi misafir ettin. Buranın hikayesi nedir? Niğde'nin hikayesi nedir daha doğrusu? Gördüğüm kadarıyla Niğde'nin bir özeti toplanmış şekilde bironda. Buyur abi. Hoş geldiniz Hoş sevgili bulduk. kardeşim. Sizleri bugün burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Burası Niğde'nin tam merkezinde, İstasyon Caddesi'nde, bizim eski dükkanımızın olduğu yerde, yan tarafta da eski postane binası var. Öncelikle ben burayı anlatayım, daha sonra da Niğde'ye biraz değiniriz. 1926 senesinde bu bina yapılıyor. Yan tarafta da eski postane binası ile birlikte müştemilat olarak yapılmış bu bölge. Ben de burayı yaklaşık 2 sene kadar önce kendime ofis ve müze olarak burayı bir özel müze olarak düşündüm, tasarladım. Burada daha önce bir kuaför salonuydu. Çok köklü bir restorasyondan geçirdik. 100 yıllık taş duvarlar ortaya çıktı. Onlara Horasan harcıyla işlemler yaptık. Ve burada çok köklü bir restorasyondan geçtikten sonra aile yadigarı, halılar, çeşitli objeler ve aile büyüklerime ait eşya ile donattım. Bizim ailemiz de yıllardan beri önemli eşyayı saklar, kitapları, gazeteleri, önemli günlere ait objeleri muhafaza ederler. Bu sizin meslekle de ilgili mi abi? Eski kültür müdürüsün. Bununla ilintili bir yani Evet, heves var mıdır? şöyle biz 2020 yılında Niğde'ye kültür müdürü olarak tayin oldum. Ben özel sektörde çalışıyordum ve Niğde valisinin daveti üzerine burada göreve başladım. Bu görevim 2 sene sürdü. Ben bütün bu konulara meraklı olduğum için Niğde ile ilgili 4 tane kitap yazdım. Çeşitli dergilerde yazdım. Ve ulusal dergilerde de şehir kültürüyle ilgili yazılar yazdığım için Vali Bey'in dikkatini çekmiş ve bu görevi bize teklif ettiler. Sağ olsunlar. Ve ben de burada 2 sene çok yoğun bir çalışma temposu içinde çalıştım. Şehirde yapılmayan, şimdiye kadar unutulan konuları ele aldık. Tarihi bölgeleri, özellikle de kümbet, tekke, zaviye gibi yerlerin restorasyonunu ile ilgilendim. Bizzat ben başında bulundum ve bazı işler malum vakıflara ait olan binalarda ve devlet de çok uzun süren bürokratik işlemler olmakta. Evet Alper abi, yaptığın işte yani sen eski kültür müdürüsün burada. Yaptığın işte de bu heveslerin ilintisi var mı? Oradan mı geliyor yoksa babadan, atadan mı? Bizde memlekete büyük bir bağlılık, aile geleneği olarak ola geldi. Bizim burayı yapmamdaki esas tabii neden, hem kendimize bir ofis yapmak, bir kütüphane yapmak, hem de aile yadigarı bazı önemli eşyayı ve onlardan kalan hatıratı yaşatmak. Burada aynı zamanda Niğde'ye ait fotoğraf, bilgi, belge ve 40 senelik Niğde'nin Sesi ve Hamle Gazetesi'nin gazetelerinin koleksiyonu var. Burası aynı zamanda bir araştırma merkezi olarak da görülebilir. Bir kütüphane olarak da görülebilir ve ayrıca unuttuğumuz yarenlik geleneğini de yaşatma merkezi olarak düşündüm ben burayı. Anadolu'da malum televizyonun olmadığı yıllarda insanlar köy odalarında, evlerde toplanır, sohbetler yaparlardı. Biz de maalesef televizyonun ve diğer aygıtların hayatımıza girmesiyle sohbet geleneğimizi unuttuk. O güzel sohbetler, o güzel hikayeler, soba başında yapılan muhabbetler hemen hemen bitti. Ben de burada bunları yaşatmaya çalışıyorum ve Niğdeli hemşerilerimle olsun, dışarıdan gelen kardeşlerimize burada güzel Niğde üzerine sohbetler yapıyoruz. Niğde malum kökleri derinde bir şehir.
Niğde böyle çok 5-10 dakikalık anlatımlara sığmayacak kadar aslında. Özetle kültür müdürlük zamanında ne yapmayı hedeflediniz, neler yapabildiniz, neler yarım kaldı, ne yapılması lazım? Biz göreve geldiğimiz günden beri yıllardır hayalini kurduğum birçok şeyi hayata geçirmeyi hedefledim esasında. Bu ofis de onlardan bir tanesi. Onun dışında şehirde bulunan bir takım tarihi eserlerin restorasyonu konusunda valilik ve belediyemizle yaptığımız çalışmalar neticesinde bunlardan yol kat ettik. Tabii ki sıkıntılı zamanlarımız oldu, sürtüşmelerimiz oldu. Özellikle kale konusunda, kaledeki yıkım konusunda da farklı düşündüğümüz ortaya çıktı. Ama sonuçta ben bu şehre bir şehir müzesi kazandırmak istemişimdir. Arkeoloji müzesinden başka bir kent müzesi ya da şehir müzesi kazandırmak istemiştim. Bununla ilgili de makaleyi 12 sene önce 4 mevsim Niğde dergisinde yayınlamışım. Bunun projeyi belediye ile birlikte yaptık. BEDES'ten de biz verdik ve belediyede bunu BEDES'ten restore ederek şehir müzesini bugün hayata geçirdi. Onun dışında Niğde yemeklerini gelen insanlar hakiki bir Niğde yemeği yiyemiyorlardı gelen turistler. Bunu da belediye ile konuşarak ve üniversitenin gastronomi bölümüyle konuşarak şu anda Tabal Gastronomi Evi olarak kullanılan eski askerlik şubesi binası üniversiteye bağlıydı. Belediyeye tahsis edildi ve burada mutfak sanatlarını icra ediyorlar gastronomi bölümü ve gayet makul fiyatlara çok da güzel yemekler çıkartıyorlar. Bu da hayallerimden biriydi. Bu da gerçekleşti aslında. Bunun dışında da mahalle aralarında biz her gün dolaştığımızda Tekke, Zaviye, Çeşme gibi o daha küçük onarılımı kolay olan mekanları ya da mezarlıklarda, hazirelerde olan yıkık duvarlar gibi konuları ya hayırseverlere ya da mahalle sakinlerinden bu konuya ilgi gösterenlere para toplayarak biz bunları yaptırdık ve ayrıca şehirde bulunan 7 tane yatır ve kümbete de bir türbedar atadık. Bu da bir manevi bir türbedarlık aslında. Bunların kilitli olanların anahtarlarını türbedarlara verdik. Türbedarlar oranın temizliğinden, bakımından ve güvenliğinden sorumlu kimseler. Genelde de mahalle esnafı veya mahalle muhtarı oluyor bu türbedarlar. O şekilde buradaki bu şeyi önlemiş olduk. Yani burada akşam bazen karanlıkta da istenmeyen olaylar oluyordu. Buraya kameralar da taktırarak bu olayları önlediğimizi düşünüyorum. Peki şu anda Niğde'deki tarihsel doku korunduğunu ya da restore edildiğini düşünüyor musunuz? Yani şu an baktığınızda bir Niğdeli olarak evet Niğde tarihine, mirasına sahip çıkıyor diyor musunuz abi? Maalesef diyemiyorum. Keşke bunu gönül rahatlığıyla diyebilsem ve o yere göğe yazılan medeniyetlerin yaşatıldığı şehir sloganı keşke gerçek olsaydı. Ama maalesef medeniyetlerin yaşatılamadığı şehir haline dönüşmüş durumda. Günümüz için değil, yani şu anda mevcut bulunan yönetimden çok çok daha önce Niğde'de yıkım başladı. Ve Niğde'nin ilk yıkımı 1950'lerde, daha doğrusu 54'te Nevşehir'in ayrılmasıyla bir çöküş oldu. Ondan sonra askeri birliğin ayrılmasıyla ikinci çöküş oldu. Ve en büyük yıkımlar da 57-58 yıllarında burada çok büyük bir 1890 tarihinde yapılmış bir hükümet binamız vardı. Aksaray'da halen duruyor. Aksaray vilayeti. Fakat Niğde hükümet binası yıkıldı. Bugün onun taşları daha başka bağ evlerinde köşe taşı olarak kullanılıyor. Onun dışında da Niğde'de valiliğin konutu olan vali konağı yıkıldı. O da taş binadır. Bir derman evi vardı ben küçükken. Niğde'nin özel hastanesiydi. Memleket Hastanesi binası yıkıldı. Halk Evi binası yıkıldı. Bunların hepsi taş işçiliğinin şahikası olan binalar. Ve bizim de Culla Sokağı'nı özellikle korumaya almamız da 2005-2006 yıllarından sonra üniversitenin orayla ilgilenmesine başlar.
Eski rektörümüz Adnan Görür Hoca ile birlikte oranın sokak iyileştirmesi ve o tarihi evlerin restorasyonu konusunu görüştük. Ve üniversiteye biz orada bulunan evlerimizi devrederek burada şehre ilk butik oteli kazandırmış olduk. Bu benim için çok iyi bir başlangıç oldu ve bu hızla devam etti. Ve Niğde'ye de kültür müdürü olarak gelişim diğer Niğde dışındaki Niğdelilere örnek olsun istemiştim aslında. Niğde'nin çok üst düzey insanları var. Niğde okur yazarıyla meşhur. Niğde münevverler şehridir. Niğde bürokratlar şehridir. Fakat Niğde'nin bu yönü son yıllarda tabii ki artık yok olmaya doğru gidiyor. Bu insanlar, Niğde dışında ve yurt dışında olan insanlar şehirlerine artık gelmiyorlar. Atalarının, dedelerinin evlerini satıp gidiyorlar. Sadece cenazelerde ya da düğünlerde geliyorlar. Senede bir kere, iki kere gelmeyle bu iş olmaz. Niğde'nin demografik yapısı Anadolu'yla eş zamanlı olarak 1980'lerde itibaren bozuldu. Gerçek Niğdeliler değil, Niğde'ye çevreden gelenler, biz şöyle diyoruz buna, eşraf gitti, etraf geldi diyoruz. Etraftan gelenler de tabii doğal olarak Niğde'nin tarihini, hafızasını koruyamadı ya zaten bilmedikleri için Niğde'de çok da nasıl diyeyim, çok doğru işler olmadı maalesef ve açılmaması, imara açılmaması gereken yerler imara açıldı. Birçok yer ranta kurban gitti. Altı bataklık olan yerler dahi bugün imar alanında ve depremde de hasar gördü. Peki bu anlamda şehrin sivil toplum örgütleri, üniversitesi gerekli reaksiyonlar gösterdi mi abi? Ya da bundan sonraki süreçte bunlara düşen görev nedir? Bunu ben tabii ki reaksiyon gösterdi demeyi çok isterdim. Onlar kendi dertleriyle uğraştılar. Üniversiteyle şehir 92'de kuruldu üniversitemiz ve şehirle kopuk adeta. Çok farklı bir düşünce sistemleri var oradaki hocalarımızın. Şu ana kadar da çözemediğim şekilde bir meşguliyetleri var. Ama gerçekten de üniversitenin içinde duyarlı, heyecanlı ve gerçek bilim adamı diyebileceğimiz hocalarımız var ama bunlar azınlıkta ve o insanlar da çok fazla bir aktivitenin içinde olamıyorlar maalesef. Sivil toplum örgütleri de kendi dertlerine düşmüş durumdalar. Genelde hayır hasanat işleriyle uğraşıyorlar. İnsanlar zaten geçim derdinde. Günü nasıl kurtaracağızı düşünüyorlar. Şehri, taşı, toprağı, kaleyi, kuyuyu onları düşünecek durumda değiller insanlar şu anda. Kendi dertlerine düşmüş durumdalar. Alper abi şurada yapmış olduğun hizmeti ve aşkı görüyorum. Yani her şehirde senin gibi 2-3 tane insan olsa hakikaten şehirlerin duyarlılığı başka bir şey olacak, başka bir enerji olacak. Çok teşekkür ederiz abi. Sağ ol, var ol, iyi ki varsın. İyi ki Anadolu'nun halen böyle evlatları, her ne kadar kendi şehrinin dışına çıkmış olsa da şehrin kültür ve varlığı için bir çaba, bir emek sarf ediyor. Tekrar teşekkür ediyoruz abi sana. Çok teşekkür ediyorum kardeşim biz de. Bütün Veryansın TV ekibine. Ayağınıza sağlık. İyi ki Niğde'ye geldiniz. İyi ki buraları gördünüz. Sağ olun, var olun. Çok güzel iş yapmışlar yani. Allah'tan üniversitede kalmış buralar şey olmamış. Peki bu çeşme ne zamandan kalma? Şu yazıyı herhalde okuyanlar az çok çıkartırlar. Şimdi akmayan çeşme. Eskiden her mahallede... Dönem, daha geç dönem. Şu anda akmıyor ama büyük ihtimalle buranın musluğunu sökmüşler. Tekrar musluk takıldığı zaman bu çeşme akan. Bakma burası da akmıyor. Bak. Burası geçen yıl akıyordu. Evet, musluğunu sökmüşler büyük ihtimalle. Burayı da haber yapabilirsin. Buranın şeyi nerede? Sanki kutlayı atmışlardı. Tarihi geliyor. Yok.
Kaç yıllarına ait abi buranın tarihi? Burası 100 yılın başında yapılıyor. 1890-95'lerde yapılıyor. Rum yapısı. Buradaki tonozlu yapı ve burası eskiden hem hayvan bağlamak için kullanılıyor. Hem de siz evleri bağışlayarak üniversitenin vakfına devrettiniz, öyle mi? Biz üniversite buraları kamulaştırdı. Göncü ailesi de benim kuzenlerim ve bizim aile, biz iki ev verdik. Kuzenlerim de diğer, onlar da evlerini buraya bağışlayarak burayı bir butik otel haline üniversitemiz dönüştürdü. Burayı. Ve burası şarapana dediğimiz üzüm, şıra kaynatılan bölüm. Şu anda da kahvaltı salonu olarak kullanılıyor. Ve Şimdi var mı Niğde'de şarap? Şarap kültürü Niğde'de çöktü. Şarap imalatı falan. Orada şarap fabrikası vardı, kapandı. İçerideki serinlik ne güzel ya. Alper Bey'in gezici kitap. Kütüphane haftasında sanırım arabasıyla gezmiş. Kitap arabası 1961. Alper Bey, atla gezmişsiniz. Atla gezdirdik biz. Evet. Ben buna at koştum. Ben yok mu? 2 yıl önceki kütüphaneler haftasında. Ayrıca burada bizim kadim Niğde'nin kültürü olan Niğde At Kültürü adlı kitabım 2020 senesinde çıktı. Bu gezici kitap arabası normalde 1950'li yıllarda Ürgüplü kütüphaneci var, Mustafa Güzelgöz. Mustafa Güzelgöz eşekli kütüphaneci olarak anılır ve Fakir Baykurt'un romanlarında da geçer. Sonra 1960'lı yıllarda da Niğde Kütüphane Müdürü Abdülkadir Köylü 10 tane iki tekerli brick arabalarını yaptırarak, kütüphane arabası yaptırarak köy köy gezmeye başladı bu arabalar. Ve tarlada çalışanlar, kahvede oturanlar büyük bir kitap okuma aşkıyla kavrulur oldular. Her hafta sonu kütüphanecinin gelmesini beklediler. Ben de buna Anadolu Aydınlanması'nın Nal Sesleri adını taktım. Ve bu insanlar akşamları da gaz yağı bile bulamadıkları halde çıra alevinde, idare lambasında kitap okudular. O yılların ruhu böyleydi. Süper. Ali Ercan'ı tanırsın değil mi abi? Evet. Ali Ercan. İyi tanırım. İşte Ali Ercan da burada bak. Evet. Ali Ercan'ın silikon heykeli. Bu da kimdir Özgür Çağlar tarafından yapıldı. Heykeltıraş Özgür Çağlar. Aslen Antepli. Fakat günümüzde Aksaray'da görevli. Güzel Sanatlar Lisesi'nde. Hocamız bizim yaşayan efsane Ali Ercan'ın birebir bal mumu, silikon heykelini yaptı ve Türkiye'de en başarılı silikon heykeli. Kimdir Ali Ercan, tanesi. Kimdir abi? Ali Ercan şu anda 90-91 yaşında, yaşayan efsanedir. 100 metrekare ve Niğde'nin halk ozanlarından, halk türkülerini söyleyen ve kendine ait besteleri olan bizim göz bebeğimiz, amcamızdır. Ali Ercan ayrıca besteleriyle bütün Türkiye'de de tanınır. Zeki Müren dahil birçok ünlü sanatçı Ali Ercan'ın şarkı türkülerini yorumlamıştır. Adana'ya bir kız geçti gördün mü? Karakaş gözlerin elmas, adaletin bu mu dünya gibi türküleri de yurt çapında tanınır ve sevilir. Allah uzun ömürler versin Ali amcamıza. Büyük devlet adamı Niğdeli Ebubekir Azim Tepeyran hem Osmanlı döneminde mutasarrıflık, valilik ve İçişleri Bakanlığı yapıyor. Hem de Cumhuriyet döneminde Niğde Mebusu olarak görev yapıyor. Kendisi edip, büyük bir şair, edebiyatçı ve yazardır. Küçükpaşa köy romanı çok meşhurdur ve Türkiye'de fotoğrafçılığında öncüsüdür. Çok yönlü bir kişidir diyebiliriz. Şu
Şu anda Niğde'nin arkeoloji müzesi de kapalı. Yani sebep? Şey için. Depremden hasar aldı dediler. Niğde'ye böyle bir ziyafet geliyor mu? Ne oldu diyor? Yaklaşık 10 metre yükseklik var yani.